Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Sentinel Vector oynuyor olacağız. Eğer Vector'un yeteneklerini bilmiyorsanız lütfen ekrandaki karta tıklayın ve gidip önce yeteneklerini izleyin. Bu videoda yeteneklerini detaylı şekilde açıklamayacağım. Ben de ilk defa oynuyorum şu anda Vector'u. Ee, dolayısıyla ilk izlenimimi paylaşıyor olacağım sizlerle. Bu bir rehber değildir. Mantıklı olduğunu düşündüğüm şekilde bir donanım çiz ee, hazırladım. Ve bu donanımın İlk eşyası enerji arttırmak çünkü bol bol enerji kullanacağız gibi görünüyor. Yine de hızlıca yeteneklerden bahsedeyim. Boşluk tuşumuzda şöyle bir duvar oluşturuyoruz sağ tıkla. E, fırlattığımızda bir adama ve herhangi bir duvara çarparsa onu sersemletiyor. E yeteneğimizin menzilini görelim. Fena bir menzil yok. Çok geç düşüyor. Beklediğimden bayağı geç düşüyor. Ancak oldukça sağlam bir hasar veriyor. Bununla adam vurmak gerçekten çok zor olacak. Dolayısıyla koridor ittirmek üzerinde bir e, Strateji izleyeceğiz. Pasifimizden bahsetmedim, hasar yemediğimiz sürece bekleme sürelerimiz kısalıyor, ee, karakter bayağı yavaş hareket ediyor benim gördüğüm kadarıyla, biraz daha hızlı olmasını umuyordum çünkü bu sonuçta koridor itici bir karakter, koridor itici bir karakter oynadığınızda da koridorlar arasında hızlı hareket etmeniz gerekiyor, bize 5 kişi mid taktiği uyguluyorlar, çok mantıklı bir taktik değil, hızlıca geri düşeceklerdir. E, E'miz bayağı güzel hasar verdi. Şöyle şu ikisini sersemletelim. Aa, galiba normal karakterleriz. Yani bot. ilk düşman hasar verin. Ben ikisini birden vurmayı mı beceremedim acaba? Şuraya bir E yağdıralım. Bekleme süresi 7 saniye kadar. İyi, i̇ki tane atabildik. Böyle bir koridorumuz varken. Burada 7 yazıyor ama 7 saniye sürmüyor fark ettiğiniz üzere. Pasifimizle alakalı bir durum. Şimdi şuradan vursam. Evet. Droidlere bile anca düşünüp yapabiliyor insan. Şimdi bizim tarafsız droidlerimiz çıktı. Ama ben onları sustainleyebilecek bir karakter değilim benim olayım. Hasar yemeden e, kulelere verebildiğim kadar hasar vermek, E ile vurabildiğim kadar vurmak. Rakip vektör bana doğru geliyor şu an. Gelsin bakalım. Kendi droidine dönmüş olma olasılığı derken, çıktı ortaya kendisi Duvara vurduramadım maalesef Benim amacım kuleye vurmak zaten, şöyle em atıp çekiliyorum Manamız bayağı azaldı yani, birinci seviyede e, hareket hızını tercih edebilirsiniz diyordum belki enerji yerine, ancak Enerji hani bayağı hızlı bitiyor gördüğünüz gibi Karşı tarafın Droid'e ele geçirildi. Orada bayağı ordu şeklinde ilerliyorlar. Bizim droidi birinin alması lazım. Ben hiçbir şey yapamam bu noktada. Ben sadece savunacağım şu an kulemi. Biraz daha hızlı gelir diye düşünmüştüm dronelar. Saatlık da beklediğimden yavaş gidiyor. Şu tarafsız dronlara yardımım lazım ve hasar almamam lazım bu süreçte. Çünkü arkadaşlar, e, bekleme sürelerimin elimden geldiğince kısa olmasına ihtiyacım var. Ama pek şu an o işler öyle yürümüyor gördüğünüz üzere. Şu sağ tık çok az daha hızlı da gitse çok tatlı olacak ama öldü o çok güzel teşekkürler duydu harikaydı. Hemen şunları bir E atacağım. Sanırım BD e, B'de yani ikinci e, donanım olarak can çekmeye ihtiyaç yok yani gördüğünüz gibi canımız hala tamamen dolu zaten menzilimiz çok 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 uzun olduğu için yakın savaşa girmiyoruz ve can doldurmamızı gerektiren bir ortam oluşmuyor. Aa, o yüzden ikinci seviyede sanırım evet farklı bir şey seçilebilir. Ne seçilebilir derseniz şu an için bilmiyorum. Bakarız bir de daha hiç takım savaşında falan yer almadım. O yüzden kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak şu ana kadarki tecrübem böyle görünüyor. Orada bir savaş var. Bizim işimiz savaş değil şu an için. Yetenek tutturmak yeterince zor zaten. Bizim olayımız kule yıkmak. Ultimiz açıldı. Şöyle koyalım. Burayı tüketelim. Orada gittim botlardan hasar yedim, onları yemeseydim keşke. Ee, ultimiz şu an mana yemiyor bu arada bildiğiniz üzere. Ee, bir kere sadece açış anında yiyor ve biz iptal edene kadar sıkıntı yok. Kuleyi yıktık. Şimdi rakipler aşağıda olduğu için... Koridor değiştirmeme şu an için gerek yok. Çok güzel bu arada. Etrafımdaki droidlerin hasarını arttırmayı tercih edeceğim. O e yok ya tutturulacak gibi değil gerçekten. Hani takımınızda çok sağlam stan olması lazım. Ortak koridorun dış kulesi açık ee, rakiplerimiz baskı altındalar dolayısıyla ortaya ilerleyeceğiz. Tecrübe puanı da şu an en düşük benim. Ulti iptal edelim burada işimize yaramayacak bekleme süresi azalsın. Şöyle şuradan şuradan vuralım. oradan geçecek nasıl o droidler? Hasar ne yiyecekler ultinin? Çok kötü attım sağ ama zaten wow. Eşek gibi yüklenildiği için ona sıkıntı çıkmadı. Ultimi iptal ediyorum. <laughs> Karakterin e, sürecine alışmak lazım. Süreç biraz zor yani. Nerede ne yapacağına alışmak lazım. Buradan yetiyor mu ultimin menzili? Yetiyor. E güzel bir hasar veriyoruz diye düşünüyorum buradan. İptal ediyorum ultimi. Çok geç attım onu yani fazla geriye attım. Şöyle ultimi koyuyorum oradan geçecekler. Ve hasarını yiyecekler güzelce. E, yer çekimi devresi bu yamada. Sen gitme bir yere. ...yavaşlatmaktan ziyade artık kullandığınızda size hız veriyor. Bu da bizim için dezavantajlı bir şey. Neden? Ultimizin falan yavaşlatması çok e, işimize yarardı gerçekten ama olmadı maalesef. Şöyle ultiyi de atalım şuraya. Ultiyi sanırım bu kadar sık kullanmasak da olur çünkü mana ya enerji çok bitiyor. Çok 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 bitiyor. Şöyle koyacağım şöyle çünkü şu tank droid'in o hasarı yemesi lazım. Hiç enerjim yok şu an resmen. Bir skill, iki skill atabiliyorum sadece maksimum. O çok güzel sersemledi duvara çarpmasıyla, sağ tıkın ve güzel bir şekilde öldü. Şuraya ultiyi koyuyorum, üstüne E'yi atıyorum. Onlar çok güzel eriyecekler şimdi. Artık yeteneklerimiz ve normal vuruşlarımız droidlere daha çok hasar verecek. Dediğim gibi e, pusher build'i yapıyoruz. Ee, üst koridoru tutmaya gidiyorum hem orta koridorda aksiyon olmaya başladı hem de üst koridorda çok fazla droid birikmiş durumda Bizim droid'in de alınması lazım şu an ultim var ve e, ikinci seviyede de can çekmemiz var o yüzden bir deneyeceğim Nasıl gidiyoruz Neler oluyor bir görelim Çok 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 rahat kesebiliyoruz ultimiz varken bunu görmüş olduk ultiyi iptal ediyorum Ve çıkıyoruz <laughs> Kulemizi kurtarmaya <laughs> ulti ya karakter gerçekten çok güzel ama e, hızla ilgili biraz sıkıntımız var onu ne yaparız bilmiyorum. Tecrübe puanında sonunculuktan çıkmışız takımla gayet takıma yakın bir yerdeyiz 0-0-4 skorumuzla. N Nereden geldi o? <laughs> o neydi? Volkri direkt halletti zaten benim EM'e gerek kalmadan orta koridorda kalibri bizim kuleyi e, biraz zorluyor. Bizimkiler alt kuleyi parçalıyorlar. Biz Volkri ile birlikte şurayı bir ittirelim bakalım. R'yi çok sık kullanmak biraz sıkıntı. Yani WASD'ye yakın bir tuş olduğu için e, sürekli R'ye gitmeselim biraz zorluyor. Ülke iptal ediyorum. Bunu bombalamaya başlıyoruz. Şimdi Valkyrie ve ben ikimiz de çok güzel ani hasarı olan karakterleriz. Dolayısıyla bu kuleyi e, eğer kimse yardıma gelmezse bu kuleye çok hızlı bir şekilde indirebileceğiz. E, ultim bildiğiniz üzere kulelere hasar vermiyor. Ancak rakip droidler gelecek ve oradan geçecekler bu kesin bir şey. Ha çok güzeldi. O Hadi abi vurun ona. Yapma Volkeri. Tamam öldük. Kulenin çok güzel canını götürdük. Yani görevimizi yaptık. Önemli olan bu. Şu an benim ölmem bu noktada hiç önemli değil gerçekten. Tecrübe puanında da geriyiz ama ee, o kulenin ömrü çok kısa şu anda. E'miz ne kadar vuruyor bir bakalım. 615 vuruyor. Bu kulenin yaklaşık ne kadar canı vardır kim bilir. Yani gidip şu an bir operasyonla bunu indirmek mümkün. Bu arada ejderhayı başlatmış. Rakip takım bizim Valkyrie onlara engel olmaya çalışıyor tek başına. Gemini ona şu anda yardıma gidiyor. Ee, bu benim için ne demek? Orta koridordan yardırıp e, kuleyi patlatmak ya da üste koşup takımma yardım etmek demek. Hangisini yapmam gerekiyor acaba? Şu an üst koridorda savaş dönüyor. Ben dönüp alttaki droidi almayı tercih edeceğim. Savaşlarda o kadar etkili değilim yeteneklerim çok geçindiği için ancak bu droidi çok hızlı şekilde alabilirim. E, yer çekimi devresi şu an işte artık beni hızlandıran bir hede. E, rakipleri yavaşlatmaktansa. Şunu sersemletelim E droid öldükten sonra düşecek ama neyse artık. Burada canımı bayağı götürdü eğer e, B donanımım olmasaydı yani yeteneklerimden can çekiyor olmasaydım şu an e, <laughs> ciddi can kaybı yaşamıştım. Şimdi burada biraz riskli bir şey yapacağım. Şöyle ER'mize atalım. İyiyiz. İki rakip kırmızı droidi de aldık. Canımız da yeterince iyi. Şöyle ultimi atıyorum oraya biraz içsin onları diye. Çok güzel. Double kill'imizi aldık. <laughs> Kuleye hasar vermek amaç. Şöyle ultiyi koyalım oraya. Yakındakiler hasarını görsün. Yani vektora özel gelecek olan donanımlar ne bunlar da çok önemli. Bunu bilmek. Ben çok ileri gitmişim kendim biraz daha geride sanıyordum. Bu çok kötü oldu şu an. Tamamen lokasyonumu kaybettiğim için sıkıntı yaşadım. Ancak ee, iyiyiz. Geri döneceğim ve ee, kulenin etrafını temizleyeceğim. Bizimkiler ortak koridoru alıyorlar şu anda. Of, Valkyrie ulti atmış. Fark etmedim. Neyse ki ölmedim. Hemen gidip kuleyi kurtaracağız bahsettiğim gibi. Vektora gelen özel donanımlardan bir tanesi ultinin çapını büyütmek olursa güzel olur. Ultinin çapı biraz küçük geldi bana. Yani ideal tabi de hani donanımla arttırılırsa iyi olur. Yani benim yapmak istediğim bir yılda uyar. İlk dalgayı böyle vurup ikinci dalgayı da ultiye çektikten sonra çok rahat bir şekilde lane'i temizleyebiliyoruz. Breach mi Vector mu diye sorarsanız ise gerçekten bilmiyorum. Yani Breach'in kaçış mekaniği daha iyi. Savaşlarda daha güçlü ama Vektor koridoru artık Breach'e e göre daha iyi temizliyor gibime geldi. Ya Breach tek bir E ile halledebiliyor aslında koridoru ama artık kule hasarı azaldı. Bu abimizin E ile kuleyi spamleme şeyi de var. Şimdi alt koridorda herkes dolayısıyla şöyle ultiyi gömeceğiz Ejderha'yı direkt ve onu çok hızlı bir şekilde eriteceğiz. Ejderha'nın hasarını benim yememem lazım bekleme sürelerimin olması için. Dolayısıyla şöyle kaçmak lazım Ejderha halledildi şimdi Eee <laughs> <laughs> Ups Yeteneklerimin ee, rakipleri Yakmasını, ee, yakması geliştirmesini Aldım. Alt koridoru çok güzel bir bas, ee, Üst koridoru özür dilerim Üst koridor kulesinde güzel bir baskı var Ama rakip karakterler hep buradalar Onu değerlendiremeyeceğiz şu an o yüzden Etrafta gezip bir yerleri dürteceğiz rastgele Vektor'u ejderha ile baş başa bırakmamam lazım. Çünkü malum kendisi de ulti ile halledebilir bizim ejderhayı. Ejderhanın sürekli ilerlediğinden benim emin olmam gerekiyor şu an. Tehlikeli bir yerdeyim. Kaç dora kaç. Tamam siz burayı halledin ben biraz aşağı ittireyim mi? Ya da orta kuleyi hep birlikte alalım takımla. Ejderhanın ilerlediğinden emin olalım. Şu arkadaşı bir durdurmak istiyorum. Durduramadım. Çok güzeldi bu arada. Orayı keşke daha erken değerlendirebilseydim. Ama geç de olsa değerlendirdik. Daha erken değerlendirsem daha da güzeldi. Ulti iptal ediyorum şu an. Çok saçma bir yerde daha güzel bir olasılık olacaktır. Patches tuttu orayı şu an ama kule düşüyor eninde sonunda. Şimdi üstteki kuleye hedef almamız lazım. Base'i ittirmek mantıklı değil. Üst kuleye biri bana yardıma gelirse çok tatlı olacak. Şöyle E'mi atıyorum. Maksat verebildiğim kadar hasar vermek karşı takım ölüyken. Burada karşı takım ölüyken deyince fark ettim. Oyunu bitirme olasılığımız da var. Şöyle bir ineyim ben. Resmen salak salak bir ton hasar yedim kuleden. Şu, şu an rezil ettim. Her, her şeyi rezil ettim yani. Ama bu arkadaşı alır mıyız? Alabiliriz. Güzel. Oyunu aldık galiba. Geçmiş olsun. Güzel. Karakteri gerçekten beğendim. Oynaması eğlenceli ama biraz diken üstünde bir karakter yani. Uh, yetenekleri tutturmak gerçekten zor. Çok geç gerçekleşiyor E yeteneği falan. Savaşlarda ne kadar iyi kullanılır bilmiyorum. Dolayısıyla takımınızda bol 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 kitle kontrolüne ihtiyacınız var. Takımda neyse ki Rui'do vardı. Rui'do, Bulwark, Patches gibi böyle rakibi uzun süre kitleyebilecek adamlara ihtiyacınız var. Tecrübe puanı olarak 2378 yapmışız. Bu da ne demek? Takımda ikinciyiz demek tecrübe puanı konusunda. Donanımlarımdan memnun kaldım aslında ama sanki şuraya başka bir şey koyabiliriz ve zaten Vektor'un kendi donanımları da çıktığında göreceğiz. Bu arada karakter kolay sanmayın arkadaşlar ne kadar iyi gittikse karşı Vektor 181 gitmiş hani bizim takımda bol bol kitle kontrolü vardı çok takım savaşı oluyordu ben takım savaşlarından uzak durdum diğer Vektor takım savaşlarının içinde kalmış biraz sanırım kendisi sıkıntılar yaşamış e, ee, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Shards of War oynamıyorsanız, oynamak istiyorsanız ekrandaki karta tıklayıp oyuna kaydolabilirsiniz. olabilirsiniz. Ee, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.